Merhaba sevgili öğrenciler, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Birinci yazılı kampımız başlamış bulunuyor. 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin birinci dönem birinci yazılıya hazırlık videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz ki takvimimiz yayınlanmıştı ve bizler sizler için yazılı provaları yayınlıyoruz. Bugün pazartesi günü yani din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizden birinci yazılıya hazırlıkla beraberiz. Eğer sizler de hazırsanız, defterlerinizle birlikte, notlarınızla birlikte hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hadi bakalım başlayalım. Evet sevgili öğrenciler, dersimize başlıyoruz. Birinci ünitemizle ilgili sizlere çok güzel bilgiler vereceğiz. Bu bilgiler sayesinde yazılarımızı çok rahat inşallah atlatacağız. Birinci ünitemizde Allah insan ilişkisini görmüştük. Bilmeniz gerekenler, Allah inancı ve insan başlığında İslam inanç esaslarını işlemiştik. İslam inanç esasları nelerdi? Allah'a inanmak, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazayı, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak. Bunlar İslam inanç esaslarıydı. Allah inancı da yani Allah'a iman etmek İslam inanç esaslarının temeliydi. Kişi yaratılıştan yani fıtratında yüce bir yaratıcıya bağlanma, ona iman etme içgüdüsüyle yani bu fıtratla dünyaya geliyor demiştik. Aynı zamanda Allah'a inanan insanın davranışlarından konuşmuştuk. Allah'a inanan insan dünya hayatını daha anlamlı kılar, eylemlerine dikkat eder. Dünyada yapmış olduğu her şeyden ahirette hesaba çekileceğini bildiği için davranışlarına buna göre yön verir dedik. Ardından Allah'ın varlığı ve birliği konusunu işledik. Allah'ın varlığı ve birliğini evrendeki mükemmel düzenden hareketle bulmak mümkündür demiştik. İslam alimlerinin iki tane delilden bahsettiğini söylemiştik. Gaye ve nizam delili. Yani İslam alimlerinin ifadesine göre gaye ve nizam delili her varlık belli bir amaç, belli bir gaye için yaratılmıştır. Allah-u Teala hiçbir varlığı boş yere yaratmamıştır. Hepsi bir amaca hizmet eder demiştik. Ve bunlara bakarak da Allah'ın varlığını, birliğini görmek mümkündür demiştik. Bundan hareketle İslam alimleri Allah'ın varlığını, birliğini ispat ediyorlardı. Ekmel yani mükemmel varlık delilinde ise sevgili öğrenciler, Allah'ın var olması aynı zamanda mükemmel bir yaratıcı düşüncesinden, insanın zihninde oluşan bir düşünceden hareketle ancak bulunabileceğini ve bilinebileceğini ifade ediyordu. Ekmel mükemmel varlık delili de Allah'ın ve birliği, varlığı ve birliği konusunda gösterilen delillerden biriydi. Sonrasında Kur'an-ı Kerim'de insan ve özelliklerinden bahsettik. İman eden insanın olumlu özelliklerini ele almıştık. Sabırlı olur, cömert olur, Allah'a karşı gelmezler, itaat ederler dedik. Ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu her türlü nimetin şükrünü yerine getirirler, şükrünü eda ederler demiştik. Ardından insanın yaratılış amacından bahsetmiştik. Allah insanı niçin yarattığını söylüyordu. Kendisine kulluk etmesi için yarattığını söylüyordu. İnsanın üç tane amacı vardı. Birincisi öncelikle Allah'ı tanıması. İkincisi kulluk etmesi, Allah'a kulluk etmesi. Üçüncüsü neydi sevgili öğrenciler? İyi işler yapması yani iyi ameller yapması, sergilemesi diyebiliriz. Çevresine faydalı işler yapmasıydı. İnsanın yaratılış amacı buydu. Allah insana yeryüzünün halifesi demişti. Neden? Çünkü insanı akıllı ve irade sahibi olarak yaratmıştı. Aynı zamanda insanı imanla yani Allah'a ibadetle, Allah'a kullukla sorumlu kılmıştı ve yeryüzünde iyiliği yaymasını istemişti. Böyle bir görevle göndermişti insanı. Bundan bahsetmiştik. Ardından Allah'ın isim ve sıfatlarını konuşmuştuk. Allah'ın isimlerinin Esma-i Hüsna olduğunu yani en güzel isimler anlamına gelen Esma-i Hüsna'dan bahsetmiştik. En güzel isimler demek. Bunların bilinenini 99 tane demiştik. Aslında İslam alimleri bundan daha da fazla olduğunu söylüyordu. Bu Esma-i Hüsna'dan bazılarının anlamlarını konuşmuştuk. Ehad Allah'ın bir ve tek olması ismiydi. Esma-i Hüsna'dan biriydi. Kelime-i Tevhid de Allah'ı birlemek, teklemek anlamına geliyordu. La ilahe illallah ifadesi Allah'ın birliğini ifade eden, tekliğini ifade eden bir kelimedi. Tevhid ne demekti? Allah'ın bir ve tek olduğuna inanmak. İşte bu inancı ifade eden kelimeye de kelime-i tevhid diyoruz. Allah'ın sıfatları zati ve subuti şeklinde ikiye ayrılıyordu. Zati yalnızca Allah'ın zatına has, diğer varlıklarda asla bulunmayan sıfatlar, özelliklerdi. Subuti sıfatlar ise
Allah'ta mutlak olarak, yani Allah'ta sonsuz, sınırsız bir şekilde, diğer varlıklarda sınırlı veya geçici bir müddet için bulunan sıfatlardır. Bu arada Allah'ı tanımanın öneminden bahsetmiştik. Bizler yaratıcımızı nasıl tanıyabiliriz? Çünkü birinci yaratılış amacımız onu tanımaktı. Onu ancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz demiştik. Bu yüzden sıfatların bilinmesi oldukça önemliydi. Biz de dersimizde sıfatları konuşmuştuk. Hatta şöyle bir tablo hemen açalım. Sıfatlardan söz ederken zati sıfatlarda ne vardı? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefet, önlin, havadis ve kıyam bir nefsi. Vücut ne demekti? Allah'ın var olması, değil mi? Allah'ın var olması. Kıdem, ezeli olması. Yani varlığının başlangıcının olmaması. Beka ise Allah'ın ebedi olması. Ne demek? Yani sonsuz olmasıydı. Vahdaniyet, Allah'ın bir ve tek olması demekti. Muhalefetün lil havadis ise yarattıklarına benzememesi, sonradan yaratılmışlara benzememesidir. Allah'ın sıfatıdır. Muhalefetün lil havadis. Kıyam bi nefsihi ise varlığının kendinden olması anlamına geliyor. Kendinden olması demektir. Kıyam bi nefsihi. Subuti sıfatlar ise ne demiştik? Allah'ta mutlak bulunan, diğer varlıklarda sınırlı bulunan. Hayat, Allah'ın canlı olması. Semi, Allah'ın işitmesi. Basar, Allah'ın görmesi. İlim, Allah'ın bilmesi. İrade, Allah'ın dilemesi. Tekvin ise yaratması demektir. Yoktan yaratması. Kelam, Allah'ın konuşması. Kudret ise güçlü olması demektir. Evet, görüyorsunuz sevgili öğrenciler, bu özellikler, bu sıfatlar diğer varlıklarda da sınırlı miktarda var. Ancak Allah'ta var olan sıfatlar bizlerde var olana göre bir miktar daha farklı. Nasıl? Mesela bizler de hayat sahibiyiz, bizler de canlıyız ama bizlerin hayatı belli bir süreliğine kadardır, değil mi? Allah'ın bizlere belirlemiş olduğu ömrü ancak yaşayabiliriz, onun daha fazlası mümkün değildir. Allah'ın hayatı ise sınırsızdır, sonsuzdur. Ardından İlimden bahsettik. Allah'ın bilmesi demektir. Olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesine ilim deniliyordu. İnsanlar da bilgiye ulaşabilir ama insanın bilgisi sınırlıydı ve insan bilmek için araca ihtiyaç duyuyordu. Ancak Allah bilmek için araca ihtiyaç duymaz. Ve insanın bilgisi yalnızca duyu organlarıyla algılayabildiği kadardı. Ama Allah-u Teala gayb alemi dediğimiz duyu organlarıyla ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen alemle ilgili dahi bilgiye sahiptir. Semi, Allah'ın işitmesi. Bizler de işitiriz. Ancak bizler sese ve kulağa ihtiyaç duyuyoruz. Allah hiçbir şekilde araca ihtiyaç duymadan işitir. Dünyadaki bütün sesleri, insanların kalplerinden geçeni, iç seslerini, akıllarından geçeni dahi işitir. Basar, Allah'ın görmesi. Bizler de görebiliriz ama bizim görebileceğimiz varlıklar sınırlıdır. Görebileceğimiz kapasiteler sınırlıdır. Ancak Allah'ın görmesi sınırsızdır. Dilemesi, Allah'ın irade sıfatıdır. Allah dilediği zaman dilediğini gerçekleştirir. Bizlerin de sınırlı iradesi vardır. Buna da cüz'i irade diyoruz. Allah'ın iradesine ise külli irade diyoruz. Bizler de bir şeyleri dilediğimiz zaman gerçekleştirebiliyoruz ama bizlerin bazen zamana ihtiyaç oluyor, bazen materyale ihtiyacı oluyor. Ancak Allah için bir zaman veya materyal şart değil. Kudret, Allah'ın güçlü olması demekti. Güçlülük insanlar içinde var olan bir sıfattır. Ancak bizlerin gücü de sınırlıdır. Yapamayacağımız şeyler ya da kaldıramayacağımız şeyler tabii ki olabilir. Kelam, Allah'ın konuşması. Allah vahiy yoluyla konuşur. Bizler gibi bir sese veya harfe veya ağza ihtiyaç duymaz. Tekvin, Allah'ın yaratması, sonsuz veya yoktan yaratması anlamına geliyor. Dilediğini dilediği zaman yaratması tekvin sıfatına deniliyor. Şimdi tekrardan bilgilerimize devam edecek olursak sevgili öğrenciler, insanın Allah ile irtibatından bahsetmiştik. İrtibatın ilk konularında duayı işlemiştik. İbadetlerin özü olarak ifade ediyordu. İbadetin özü diyordu Peygamber Efendimiz dua için. Ardından bir diğer irtibat yolu ibadetti. İbadet, namaz kılmak, oruç tutmak diye ifade edilir. Bunlar İslam'ın temel şartlarındandı. Bunlarla bizler Allah'a yakınlaşırız, kulluk şuurunu kazanırız demiştik. Ardından tövbe ve istiğfar vardı. Tövbe, istiğfar yapılan bir hatadan, bir günahtan dolayı pişmanlık duymak anlamına geliyor. Bunu dil ile ifade etmeye istiğfar deniliyor. Tövbe ise o günahtan uzak durmaya deniliyor sevgili öğrenciler. Kur'an okumak da yine Allah'ın kelamı olan, ilahi mesajların bütünü olan Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz son kitap ve bunu okumak da ibadet olarak
olarak sayılır. Aynı zamanda Allah ile konuşmuş gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Kişi Kur'an okuduğu zaman Allah ile konuşmuş gibidir. Bu yüzden Allah ile irtibat yollarından biri de Kur'an okumaktır dedik. Kur'an'dan mesajlar bölümümüzde Rum suresi 18 ve 27. ayetlerden bahsettik. Rum suresi 60 ayetten oluşur sevgili öğrenciler. Rum suresi 17 ve 27. ayetlerden ünitemizin sonunda bahsetmiştik. Bu ayetlerde nelerden bahsediyordu? Ahiret inancının öneminden bahsediyordu Allah-u Teala. Yani öldükten sonra yeniden dirilmeye inanmanın öneminden bahsediyordu. Aynı zamanda bu ayetlerde Allah'ın birliği ve şirk inancının çürütülmesine vurgu yapılmıştı. Allah'ın sınırsız kudretine işaret eden deliller vardı. Rum suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. suresidir sevgili öğrenciler. Mekke'de inmiştir. Sure 2. ayetinde geçen Rum kelimesinden alıyor. Burada değinilen konular özellikle geçmişteki inkarcı toplumların durumlarından Allah'ın bizler için bizlere ibret alınmasını söylüyor. Ve Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, evrendeki mutlak egemenliğinin kanıtlarından bahsediyor ve insanın fıtratının öneminden bahsediyor. İnsanların yapıp ettikleri yüzünden ortaya çıkan olumsuzluklardan ya da kıyamet günü inkarcıların karşılaşacakları bazı hallerden bahsediliyor. Burada özellikle bazı deliller sunulmuş demiştik. İnsanların topraktan yaratılması, yaratıldıktan sonra yeryüzüne dağılmaları, insanların kendiliğiyle huzur bulacakları eşler yaratılması, göklerin ve yerin yaratılması, aynı kökten gelmelerine rağmen yeryüzündeki insanların dillerinin ve renklerinin farklı olması, gökten su indirip kurumasından sonra yeryüzünün tekrar yeşillenmesi, göğün hiçbir destek olmadan Allah'ın buyruğu ile durması gibi deliller sevgili öğrenciler Rum suresinde bahsedilen delillerdir. Evet. Tablomuzdan bahsetmiştik. Hemen ikinci ünitemizden bahsedelim. İkinci ünitemizde ilk konumuzda Peygamber Efendimiz ve gençlik, Hazreti Muhammed ve gençlik konusunu işlemiştik. Burada Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve övülen bazı gençler vardı. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gençler. Bunlar kimlerdi? Hazreti Musa. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a karşı vermiş olduğu tevhid mücadelesiyle övülen bir gençti. Firavun'a karşı tevhid mücadelesi vermişti. Zalim bir hükümdar Firavun'du. Hazreti Yusuf aleyhisselam ise kendisi kardeşleri onu kuyuya atmasına rağmen daha sonra kardeşlerinden intikam almamıştı. Merhamet aynı zamanda iffet konusunda ön plana çıkmış, övülmüş bir gençti. Hazreti İbrahim aleyhisselam da kendisi Allah'a tevekkül etmesiyle yani Allah'a dayanması, güvenmesiyle aynı zamanda tevhid inancına bağlılığıyla bilinen ve övülen bir gençti sevgili öğrenciler. Hazreti Meryem de yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'den de iffetli bir genç olarak bahsedilir. Kendisi iffet abidesi genç bir kız olarak anlatılıyor. Onun bu özelliği Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde bahsedilmişti. Allah'ın ismini yücelten, ona yürekten bağlı, samimi bir inanandı şeklinde vurgu yapılıyor ayetlerde. Aynı zamanda tevhid inancına bağlı Ashab-ı Kehf gençler Kur'an-ı Kerim'de iman eden gençler olarak biliniyor. Kehf suresinde anlatılan, kısalara anlatılan Ashab-ı Kehf yani mağara arkadaşları olarak bilinen gençler de örnek olarak veriliyor. Kendi bulundukları dönemde hükümdarlarına tabi olmadıkları için, Tanrı olarak hükümdarlarını kabul etmedikleri için idam cezasına çarptırılan ve bu yüzden kendilerini mağaraya saklayan gençler. Kendilerini bu yüzden mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf ismi veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu gençler bu özellikleriyle, ön plana çıkan özellikleriyle, övgüyle bahsedilmiştir. Evet sevgili öğrenciler, şimdi geldik derslerimizde az önce öğrenmiş olduğumuz bilgileri şöyle bir tekrar edelim, pekiştirelim. Yazılıda karşımıza çıkabilecek sorularla ilgili böyle bir prova yapalım istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Allah'ın isimlerinden bahsetmiştik, Esma-i Hüsna'dan bahsetmiştik. Onların bazılarının anlamlarını derslerinizde işlemiş olmalısınız. Şimdi gelin başlayalım. Bir bebeğin dünyaya gelişinde Allah'ın ...ismini, bir annenin şefkat ve merhametinde ...... dalından koparılan bir elmada ...... bir hastanın iyileşmesinde ...... isimlerinin tecellileri görülür. Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sevgili öğrenciler, yeni bir bebeğin dünyaya girişi,
hayat sahibi olması anlamına gelen ve hayat veren, can veren, yaratan anlamına gelen Allah'ın Muhyi ismini tecellisiydi değil mi? Bir bebeğe baktığımızda, dünyaya gelen bir bebekte görüyorduk Muhyi ismini. Bir annenin şefkat ve merhametinde Allah'ın Rahman, yani kullarına karşı, dünyadayken yarattığı bütün varlıklara karşı şefkat ve merhamet gösteren anlamına geliyordu. Annelerin şefkat ve merhameti de Allah'ın Rahman isminden geliyor demiştik. Dalından koparılan bir elmada Rezzak ismini görüyoruz. Neden? Çünkü çokça rızık veren anlamına geliyordu. Bir elma Allah'ın bizlere sürekli olarak vermiş olduğu nimetleri hatırlatıyor. Rezzak ismini tecellisidir. Bir hastanın iyileşmesinde Allah'ın şifa veren anlamına gelen Şafi isimlerinin tecellisi görülür. Bu yüzden Muhyi, Rahman, Rezzak, Şafi olacak seçeneklerimize bakıyorum. Zaten Muhyi ile başlamayan seçeneklerimi direkt eliyorum. D ve E seçeneğini görüyorum. İkinci sırada bizim Rahman olması gerekiyor. Bu yüzden E'yi de elediğimizde Muhyi, Rahman, Rezzak ve Şafi isimlerinin sıralaması doğru bir şekilde verilmiş. Cevabımız D seçeneği. Evet, gelin şimdi sizlerle birlikte boşlukları dolduralım. Sadece Yüce Allah'ın sahip olduğu başka hiçbir varlıkta bulunmayan özelliklere sevgili öğrenciler neler deniliyordu? Zati sıfatlar. Sadece Allah'ta bulunan sıfatlar deniliyordu. De ki o Allah'tır, tektir. O nokta noktadır. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresi 1 ve 4. ayetler. O Samet'tir sevgili öğrenciler. Samet ismini görmüştük. Samet ne demekti? Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu anlamına geliyordu. İstiğfar nokta nokta. Tövbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. İstiğfar dil ile sevgili öğrenciler, dil ile yapılıyordu. Yani dil ile pişmanlığı dile getiriyorduk, ifade ediyor. Tövbe ise fiili olarak yapılıyordu. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri nokta nokta olsun diye yaratmadık. Ne olsun diye? Oyun olsun diye yaratmadık diyor Allah-u Teala. Hepsinin bir amacı vardı, yaratılış amacı var demiştik. İnsanın Allah'a isteklerini arz ederek onun lütfunu dilemesine ne deniyordu? Dua deniliyordu. Dua da insanın Allah ile irtibat yollarından biriydi. Kur'an'da Rablerine inanmış gençler şeklinde söz edilen nokta nokta inançlarını açıkça ifade ederek içinde bulundukları toplumun sapkınlıklarına karşı çıkmış, öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır. Kimler? Tabii ki ashabı Kehf sevgili öğrenciler, mağara arkadaşları, onlar Kur'an-ı Kerim'de övülen gençlerdi. Evet, boşluk doldurmayla devam edelim. Burada da Allah'ın sıfatlarını görüyoruz sevgili öğrenciler. Allah'ın var olmasına ne deniyordu? Vücut diyorduk değil mi? Zati sıfatıydı. Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması, yani onun ezeli olmasına ne deniyordu? Kıdem sıfatıydı. Allah'ın varlığının sonu olmamasına ise, yani onun ebedi olmasına da beka diyorduk sevgili öğrenciler. Allah'ın bir ve tek olmasına ne diyorduk? Vahdaniyet. Evet, vahdaniyet diyorduk, bir ve tek olması. Allah'ın sonradan yaratılmışlara benzememesine ise muhalefe tün lil havadis sıfatı, sonradan yaratılmışlara benzememesi demekti. Allah'ın varlığının kendinden olmasına ne deniyordu peki? Kıyam bi nefsihi, varlığı kendindendir, başkasına muhtaç değildir var olmak için. Allah'ın canlı ve diri olmasına. Şimdi bu yukarıda saydıklarımız Allah'ın hangi sıfatlarıydı? Zati sıfatlarıydı. Allah'ın canlı ve diri olmasına hayat deniliyordu. Allah'ın her şeyi işitmesine semi deniliyor. Allah'ın her şeyi görmesine basar denir. Allah'ın her şeyi bilmesine ilim denir. Allah'ın dilemesine ise irade deniliyor. Allah'ın sınırsız güç sahibi olmasına kudret, sınırsız güç sahibi demek. Allah'ın konuşmasına ise sevgili öğrenciler kelam değil mi? Kelime, kelamdan aklınıza gelsin. Allah'ın yoktan var etmesine, yani yaratmasına ise tekvin deniliyordu. Bunlar da burada görmüş olduklarınızda Allah'ın subuti sıfatlarıydı. Evet, subuti sıfatları.
oldukça hızlı ama çok sağlam ilerliyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Bu şekilde bütün tedirginliğinizi, yazılı ile alakalı tedirginliğinizi, heyecanınızı atmış oluyorsunuz. Devam edelim o zaman. Evrendeki her varlığın bir amacı olduğu gibi insanın da hayatta bir amacı vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Allah'ı tanıması. B. Dünya hayatından uzaklaşması. C. Allah'a kulluk etmesi. D. İyi ameller gerçekleştirmesi. E. Çevresine faydalı olması. Allah'ın yaratılış amacını, insan için yaratılış amacını Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğini söylemiştik. Allah'ı tanıması, Allah'a kulluk etmesi, çevresine iyi ameller yapması, özür dilerim, çevresine faydalı olması ve iyi ameller gerçekleştirmesi. O zaman bir A seçeneği, ardından C seçeneği, D ve E seçeneği insanın yaratılış amaçlarındandı. Ancak Allah bizi dünya hayatından uzaklaşalım diye yaratmamıştır. Cevabımız B seçeneği olacak. Varlıklardan hiçbirine benzemez. O düşündüğümüz her şeyin ötesindedir. Yukarıda Allah'ın hangi zati sıfatı açıklanmıştır? A. Muharefetun lil havadis. B. Beka. C. Kıyam bi nefsihi. D. Kıdem. E. Vahdaniyet. Yarattıklarının hiçbirine benzememesi ne demekti? Muhalefetün lil havadis sıfatıyla açıklanırdı. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Rum suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mekke döneminde indirilmiştir. B. Şirk inancının çürütülmesi gibi konular bulunmaktadır. C. Allah'ın sınırsız kudretine işaret eden deliller vardır. D. Ahiret inancının öneminden bahsetmektedir. E. Rumların savaşı kazanması ile ilgili ayetler yer alır. Sevgili öğrenciler, A, B, C, D seçenekleri doğru, Rum suresi ile ilgili doğru bilgiler, ancak Rumların savaşı kazanması ile ilgili ayetler yer almaz. Rum suresi ile ilgili yanlış bir bilgidir. Cevabımız E seçeneği olacak. Ne yana baksan sarılmış her yan, sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam, bakıp da aynaya soran olmaz mı? Necip Fazıl Kısaküre'nin bir şiiri sevgili öğrenciler, dizesi. Bu dizelerden evren ve içindekilerin meydana gelmesiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. Her varlığın bir canı vardır. B. Bir sanat eseri gibi güzeldir. C. Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz. D. Sanatkarın varlığının delili eserinin var olmasıdır. E. Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar. Şimdi A seçeneğine baktığımızda her varlığın bir canı vardır. Yani bir ömrü vardır. Hepsi bir gün son bulacaktır gibi bir ifade var mı? Yok. Sanat eseri gibi güzel olduğunu söylüyor değil mi? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam diyor. Yani onun bir sanat eseri olduğunu söylüyor. Varlıktaki düzenden bahsediyor. Her şeyi, her ne yana baksan sarılmış her yan diye ifade ettiğinden bunu anlıyoruz. Sanatkarın varlığının delili eserinin var olması. Burada bir sanatkardan söz ediliyorsa demek ki bir eser de vardır. Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorluklar. Yani sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam, bakıp da aynaya soran olmaz mı? Bunların kendi kendine olamayacağını, bunların mutlaka bir sanatkarın elinden, bir yaratıcının elinden çıktığını anlayabiliyoruz. Ancak her varlığın canı vardır, ulaşılamayacak bir yargıdır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? A. O Allah her an yaratma halindedir. B. Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden odur. C. Yaratmayı ilk başlatan da devam ettiren de odur. D. Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık veririm. E. O yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Sevgili öğrenciler, A, B, C seçeneklerinde ve E seçeneklerinde Allah'ın yaratması ifadesinden bahsediliyor. Onun yaratmasının her an olduğundan bahsediyor. Yoktan yarattığından bahsediliyor. Ancak D seçeneğinde Allah ile irtibat yollarından biri olan duadan bahsediliyor. Dua edenin karşılığına karşılık veririm diyor. Dua edene karşılık veririm diyor Allah-u Teala. Bu yüzden cevabımız D seçeneği farklı olacak. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Enbiya suresi 22. ayet. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Allah'ın her şeyi bildiği. B. Allah'ın bir ve tek olduğu. C. Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu. D. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı.
E, ezeli ve ebedi olanın yanlışı Allah olduğu. Sevgili öğrenciler, yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar yani yaratıcılar olsaydı ikisinin de düzeninin bozulacağını söylüyor. Demek ki evrendeki mükemmel düzenden hareketle biz anlıyoruz ki Allah bir ve tektir. İşte bu ayetten bunu anlıyoruz. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir? A. Düşünmek, B. Dua etmek, C. İbadet etmek, D. Tövbe etmek, E. Kur'an okumak. Allah ile irtibat yollarında dua vardı, ibadet etmek vardı, tövbe ve istiğfar vardı ve Kur'an okumak vardı. Ancak düşünmek Allah ile irtibat yollarından biri değildir sevgili öğrenciler. Cevabımız A seçeneği olacak. Ayşe nene hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece boyunca hiç uyumamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini semaya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah'a yalvarıp yakardı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti, güçlükle yerinden kalkıp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli eşinin hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i açtı ve hava aydınlanıncaya kadar okudu. Bu parçada insanın Allah ile iletişim kurma yollarından kaç tanesine yer verilmiştir? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Sevgili öğrenciler, ellerini semaya doğru açması, yalvarıp yakarması dua. 1. Sabah ezanını işitip kalkıp namazını kılması ibadet. 2. Namazdan sonra eşin hediye ettiği, rahmetli eşin hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i açıp okuması. Bu da Kur'an okuma Allah'ın Allah ile irtibat yollarından biridir. Yani kaç oldu? 3 oldu. Bu yüzden cevabımız C seçeneği 3 olacak. Evet, geldik ödüllü sorumuza sevgili öğrenciler. Dersimizi sonuna kadar dinlediyseniz mutlaka yazılılardan çok güzel notlar alacağınıza inanıyorum. Özellikle 100-100-100 diye yorumlara mutlaka bekliyorum. Şimdi gelelim ödüllü sorumuza. Allah'ın bir ve tek olması, eşi benzeri bulunmaması sıfatı hangisidir? Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.